Kredi Yurtlar Kurumu boş binalara yurt kirası ödedi, devlet zarara sokuldu. Taraf gazetesi yine önemli bir iddiayı gündemine taşıdı. Gazete, Kredi Yurtlar Kurumu'nun hükümete yakın şirketlerle protokol imzalandığını ve kiralanan boş binalara para ödendiğini öne sürdü. Kredi Yurtlar Kurumu, 15 yıl kira garantili yurt açma projesini hayata geçirdi. Ama bu projede kısa sürede devletin zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Taraf gazetesi de bu iddiayı sayfalarına taşıdı. Kredi Yurtlar Kurumu 15 yıl kira garantili yurt yaptırmak için hükümete yakınlığıyla bilinen onlarca iş adamıyla protokol imzaladı. Taraf gazetesine göre yapılan bu protokollerde yüksek kira ödenebilmesi için ya yurt kapasiteleri yüksek gösterildi ya da öğrencilerden alınacak ücret arttırıldı. Binaların Kredi Yurtlar Kurumu'na kiralanması için ihaleye çıkılmadı pazarlık usulüyle ön protokol yapılarak hazır veya inşaat halindeki binalarla hiç inşaatına başlanmamış binalara 15 yıl kira garantisi verildi. Yönetmeliğe göre kiraya ödenecek üst limit, yurt kapasitesinin öğrenciden alınan ücretle çarpımının %70'i olarak belirlendi. Verilen kira bedelleri ise piyasa şartlarının çok üzerindeydi. Taraf gazetesine göre Kredi ve Yurtlar Kurumu bu sorunu aşabilmek için ya öğrenciden alınacak ücreti yükseltti ya da kiralanan binanın kapasitesi gerçeğe aykırı şekilde gösterildi. Gazete kiralanan yurt binaları ile ilgili örnek de verdi. Kredi Yurtlar Kurumu Gaziantep'te bulunan bir gayrimenkul şirketinden yurt yapmak amacıyla bina kiraladı. Binaya 4 ayda 3 milyon lira kira bedeli ödendi. Ancak binaya henüz öğrenci alınmadı. Devlet de boş binaya kira parası ödemek zorunda kaldı.